Bizim zamanlarımızda Deli Yürek diye bir dizi vardı. Kenan İmirzalıoğlu. Abim yani ben çok severim onu. Onun gibi olmak istiyorduk. Onun giydiği eşyaları giyiyorduk. Onun giydiği ayakkabılar, takım elbiseler, saçları öyle yapıyorduk falan. Onun zamanlarında okuldan kaçıyordum ben. Sete gidiyordum. Kenan abi neredeyse oraya gidiyordum yani Deli Yürek zamanlarında. Dedim ki ben de içimden ya dedim biz niye olmayalım ya? Yani biz neden olmayalım dedim yani. Bizim insanlarımız da özellikle Roman milletinden müzisyen çıkıyor. 10 numara müzisyenler var abi. Yani şimdiye baktığın zaman en iyi sanatçı kim abi? Şu an İmparator değil mi? İbrahim Tatlıses. Onun arkasında çalanların hepsi Roman. Bir tane Gaco yok yani. Gaco dediğim de Roman olmayan. Yok abi hepsi Roman abi. Yani bizden niye oyuncu çıkmasın dedim. Ben de Kenan abi gibi olmak istedim yani. İdol onu seçtim kendime. İdol vardır ya. İdol onu seçtim kendime. Kenan abi gibi olmak istedim. İlk sete çıktığımda ben Ezel dizisinde oynadım. İlk diyaloglu sahnem. Ondan önce Dadı dizisi vardı Gülben ablanın, Gülben Ergen'in. O dizide oynadım ama figüranlık yaptık yani. Trafik ama dönüm noktam Ezel'di. Ezel'de garson işte gazino sahnesi vardı. Dönem dizisinde Ufuk Bayraktar abimle beraber. Gazinoda içen insanları oynayacaktık. Trafik yani dizi sektöründe. Trafik oynayacaktım. Figüranlık yapacaktım ama yönetmen görünce beni tipimi de beğendi. Dedi ki gel dedi buraya. Dedim buyur hocam. Yapar mısın dedi diyalog dedi. Dedim yaparım hocam hiç yapmadım ama dedim yaparım dedi. Çalış bunu çalıştım. Tesadüf olacak diye işte Allah. Şoför olarak getirmişler çocuğu ama şoförlüğü bilmiyor. Allah işte bu. Ben de dedim yaparım dedim. Geçtim ben direkt sonun başına. Diyaloğumu da verdim. Ondan sonra o diyaloğu aldım. 22 bölüm Ezel dizisinde oynadım. Yani o dönüm noktamda orada. İlk orada oynadım. Bana göre eğitim bazı yerlerde artık öyle olmuş abi. %80'i para tuzağı. Ben öyle diyorum. Çünkü 10 senedir zaten 7-8 senedir yapıyorum abi bu işi. Kamera önüm var. Bir şeyleri de az çok biliyorum. Yeteneğim de var abi. Zaten şeyde eğitimde ne anlatıyor ki? Ne anlatıyor yani? Ediksiyonumuz da var Allah'a şükür. Hakkını da veriyoruz. Zaten bu tipler hep şey yani sokak işi çıkıyor. Yani eğitim almayı ben hiç gerek duymadım. Ama eğitim şart, illaki şart. Her sektörde eğitim şart. Ama eğitim biraz bana para tuzağı gibi geliyor yani. Çok leman isteyen bir iş. Ya sokakta giderken fotoğraf çekilenler olmaz mı? Bizim hayalimizdi zaten bu. Kenan abiye mesela gidiyordum. Kenan abi bizi seviyordu. Kenan abiye bakıyordum. Herkes resim çekiyor. Ulan ben niye olmayayım abi dedim. Yani bizim niye biz eksik? Hani kendi çapımızda biraz fizyonomimiz düzgün yani. Çukur dediğim gibi işte dönüm noktam oldu. Benim Çukur'da oynuyordum. İlk bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. İnsanlar dışarıda görüyordu. Hoşuma gidiyor benim de tabii. Eskiden bana mahallede arkadaşlarım makar yapıyordu bende. Diyordu ki Kayhan ya oğlum. O zamanlar aldığımız para belliydi. Figüran 25 TL alıyorduk, 20 TL. Ajanslar da bazıları vermiyordu o parayı yani. Aksatıyordu, bilmem ne yapıyordu vesaire. İleriye erteliyorlardı, bilmem ne yapıyordu. Vermiyorlardı paramızı. Ondan sonra arkadaşlarım bana yakın arkadaşlarım mahallede diyordu ki ya Kayan 25 TL verelim de gel bizim yanımıza takıl diyorlardı. Ben sebat ettim. Dedim yapacağım bu işi hep aklıma taktım. Şu an bana o arkadaşlar, onu diyen arkadaşlar bende resim çekilmek istiyor. Bu sizce ne? Yani başarı, bence başarı. Diyalog bile vermiyor sana, arkadan geçen adam oynuyor, moralin bozuluyor. Ama moralini bozmaman lazım bence. Çünkü her şey başına geliyor abi, 10 saat sette duruyorsun. En son sahne geliyor sana abi, sen oynayacaksın. Bir bakıyor, yönetmen sana diyor ki, mortiş. Yani yoğurt, bitti. Sahne bitti, ertesi gün attı. Senin şimdi moralin bozulmayacak mı? Bozuluyor illaki abi. Sıkıntı, o durum çok sıkıntı. Mesela gidiyordum ben yönetmenin yanına gitmem asla. Hani bir reji ya da ne bileyim sana benimle ilgilenen ekip başı geliyordu mesela bana. Ekip başına diyordum ki ya diyordum ben bir diyalog yapamam mı falan, dur be Kayhan diyordum. Hevesleniyordum abi, heves ediyordum. Yani yapayım edeyim bir şeyler yapayım ama yok abi. Hep arkadan geçen falan figüran bilmem ne yani. Arkadaşlarım benimle makara yapıyordu işte. 5 senedir gidiyorsun bir tane diyaloğunu görmedim amına koyayım diyorlardı be. Doğru, orijinal bu. Doğru ama şimdi Allah'a şükür öyle olmadı ya. Şimdi proje seçiyoruz. Dayandım dedikçe buz gibi hayvan. Et aldı çizim. Rahmet. Ben ek iş yaptım abi. Sana söyleyeyim şimdi biraz makara yapalım. Yani orijinal yapıyoruz ama biraz da makara yapalım. Ben hala yaptım yani Çukur'da oynarken mesela esnaflık yapıyordum. Esnaflık dediğim arabanın bagajında eşofman satıyordum. Geçen sene işte yine gittim, bir senedir gidemiyorum da. Geçen sene gittim yine Mecidiyeköy'de eşofman satarken. Baktı abi kamera şakası mı bu dedi. Eşofman satacağım. Dedim ne kamera şakası?
Dedi abi kamera şaka, senden bir çukurda oynamıyor mu? Bir havaya girdim ben tabii. Dedim falan. Abicim de dedim abi ekmek bu, helal olsun abi sana be dedi. Almayacağı vardı, aldım adam biliyor musun? O da benim hatırım için, bizi sevdiği için. Abi dedi o zaman benim de senden bir isteğim var. Buyur kardeşim bir resim çekelim. Tabii abi. Anladın mı? Yani ek işi yaptık abi. Yapıyoruz, hala yapıyorum yani. Çünkü parayı bir şekilde kazanmamız lazım. Ayaklarımızın üstümüzde durması lazım. Biz Roman millet olarak, yani biz çalışkan milletiz. Biz ne iş yap olursa onu yaparız. Gocunmayız abi. Asla gocunmam. Yok bunu yapmışım, yok şunu ya. Ay ben televizyona çıkıyorum falan. Öyle bir hikaye yok, yok abi. Anladın mı? Yani gemisini kurtaran kaptandır her zaman benim için. Ekmeği getiriyorsan abicim, koltuğun altına getiriyorsan ekmeğini, evine gittin şampiyonsun abi. Vallahi yaşam tarzım hiç değişmedi ya. Kendimi bozmadım. Beni bilen insanlar, tanıyan insanlar beni biliyorlar zaten. Hiç değiştirmedim yani. Mahalleme de giriyorum. En kral yerde de takılıyorum. Yani en lüks yerde de takılıyorum. En kuytu sokakta da takılıyorum. Bir sokaktan geldik. Yani aslını inkar eden, Peygamber Efendimizin bir hadisi var ya, aslını inkar eden bizden değildir diyor. Aynen öyle abi. Yani ben gidip de mahallemde gençlerle de oturabilirim. Gidip de en iyi yerde de beni görebilirsin yani. Hani sosyal çevremde tabii değişti ister istemez. Oyuncularla haşır neşirsin, bilmem nesin yani, kız ortamı olsun, erkek arkadaşlar olsun falan filan. Değişti yani, değişmedi dersem yalan olur. Çünkü ama ben ufaklığımdan beri o mahallede ben doğdum büyüdüm, hiçbir zaman şey yapmam. Karayümrük Sultan Mahallesi, o mahallede ben kalsaydım bu sektöre giremezdim. Çünkü yani mahalleler bitmiş acı. Yok, herkes uyuşturucu bağımlısı olmuş abi. Yani mahallede biz olsaydık, biz de mahallede uyuşturucu bağımlısı, Allah korusun ya Rabbi, ya Resulallah. Biz de uyuşturucu bağımlısı olurdu. Şükürler olsun, oyunculuk sektörüne atıldık. Oyunculuk yapmıyorum, yani oyunculuk yapmaya çalışıyorum. Oyuncu değilim zaten. Oyunculuk yapmaya çalışıyorum kendi çapımda. Sosyal faaliyetlerimiz de var ya. İstanbul Roman Çocukları dizisi yaptık. Yani güzel bir izlenim, güzel bir kitleyi yakaladık. Ben istiyorum ki romanlar bir yere gelsin. Çok yetenekli arkadaşlarımız var. Aşırı yetenekli. Demin de dedim ya abi. En iyi müzisyen kim? En iyi sanatçı kim? En iyi sanatçının arkasında kim var abi? Roman var. Bitti. Anladın mı? Niye bir tane oyuncu çıkmasın? Ben de bütün sosyal medyada fenomen çocuklar var. Arkadaşlarımız, kızlar var. Onları bir araya topladım. İstesem roman olmayan insanlardan da alırdım. Ama dedim ki bizim insanımız bir yerlere gelsin. Abi yetenekli insanlar var. Yani çok seviyorlar yani bu işi, anladın mı? Kamera karşısında olmayı, bir şeyler yapmayı çok seviyorlar. Ben de birleştirdim onları. Allah'ın izniyle güzel yerlere geleceğine inanıyorum ve proje Allah'ın izniyle tutacağına da çok inanıyorum. Geçen sene yaptım ben böyle bir proje. Bizim sektörde az çok, yani bu sektörde olanlar bilir, hırsızlık çok var. Yani ben yaptım roman çocuklarını. Yani bizim getirdiğimiz insanlar, yani bizim abi dediğimiz insanlar falan, bazıları da yapımcı zannediyorlar kendini. Alıyorlar, geliyorlar bize tavuk döner ısmarlıyorlar, yapımcı oluyorlar mesela. Bunlar da var yani. Tavuk döner ısmarlayıp yapımcı olamazsın ki abi. Geliyorlar, bizim her şeyi ben ayarlamışım. Mekanları ben ayarlamışım, senaristi ben ayarlamışım. Müzikleri ben, teliflerini almışım. Mekanlar, oyuncularım, oyuncuları, her şeyini ben almışım. Kameralarını kadar ayarlamışım. Yönetmenine kadar ayarlamışım. Adam diyor ki dizi benim abi. Teliflerini aldım, her şeyini aldım. Ben de diziyi değiştirdim geçen sene. İstanbul'u roman çocukları yaptım. Roman çocukları bitti, ne oldu? Allah-u Teala benim kalbimin doğruluğunu, işi bana bıraktı. Roman çocukları yine bana iş kaldı. YouTube üzerinden yayınlıyoruz. Bir iki bölüm vereceğiz. İnşallah patlayacağız be. İnşallah güzel yerlere gelecek yani. Görüşmelerimiz var birkaç yerle de. Şu YouTube'da biraz bir ilerlesin, bir izleyicimizi görelim. Ne oluyor, ne bitiyor. Ona göre bir yol çizeceğiz. Yani şu an dediğim gibi komedi dizisi, Beş Kafadar bir arkadaşın aşk hikayesi var, dram var, her şey var. Sebat etsinler, bir işi yapmak istiyorlarsa, başarmak istiyorlarsa peşinden gitsinler. Yani bizde dil, din, ırk ayrımı asla yok ama romanları çok ayrım yapıyorlar. Yani ikinci sınıf insan muamelesi gösteriyorlar insanlara. Ben o yüzden zaten bu diziyi yaptım. Onda da, dizide de zaten, roman dizisinde de bunları anlatıyoruz. Romanların nasıl bir kültür sahip oldukları, romanların her dakika Bamada, Güme'de, şeyde falan oyun oynamadıklarını anlatıyoruz. Her şeyini anlatıyoruz. Romanları, yani bazı diziler var ki öyle bir dizi yaptılar ki insanları romanlar her dakika göbek atıyor sanıyorlar. Adamlar kavga ediyor. İki aile kavga ediyor dizide. Şey çalıyor, davul zurna çalıyor, darbuka çalıyor. Romanlar neymiş, o oynuyorlar. Öyle bir insan, biz öyle bir insan değiliz ki abi. Değiliz yani Bamada Güme. Tamam, gece buluruz sabah. Yoğurt para mort.
Tamam öyle oluyor zaten, herkes de var ama biz daha farklı yaşıyoruz yani, günü birlik yaşayan insanlarız. Ama o tarz değiliz abi, kavga edelim de yok davul zurna çalsın, darbuka çalsın, ayrıl. Öyle bir dünya yok. Yani herkes sebat etsin, sebat ettikleri zaman emin ol güzel yerlere, bir de kalbin güzelse güzel yerlere geliyorsun ya. Yani ben bunu biliyorum, bunu söylüyorum.